Evet sıradaki örneğimize baktığımız arkadaşlar e, t eşittir sıfır anında anahtar A konumuna getiriliyor. A konumunda uzun bir süre bekledikten sonra yeteri kadar kararlı duruma geçecek kadar bekledikten sonra anahtar B durumunu alıyor. Alınıyor. Kondansatörün gerilim ifadelerini hem A durumu için hem B durumu için yazın demiş. A durumunda gördüğümüz gibi kondansatörümüzün şarj durumu B durumu deşarj durumu. A durumunda kondansatörümüz 5 kalk direnç üzerinden şarj olurken iki kahve direnç üzerinden deşarj olacak. Yani devremizde iki tane zaman sabiti var. Önce zaman sabitlerini bulalım. Şarj için yani anahtar A konumundayken zaman sabitimiz R çarpı C eşittir 5 çarpı 10 üzeri 3, ohm. 10 çarpı 10 üzeri eksi 6 farad. 50 çarpı 10 üzeri eksi 3 saniye yapacaktır. E, şarj için tavamız. Peki deşarj için tavamıza bakalım yine R çarpı C'den bu sefer deşarj için kullanacağım dirence bakıyorum 2 çarpı 10 üzeri 3 10 çarpı 10 üzeri eksi 6 buradan 20 çarpı 10 üzeri eksi 3 saniyede deşarj için zaman sabiti olarak hesaplıyorum şimdi anahtarı A konumuna aldığımda arkadaşlar kondansatörümü kaç voltluk bir gerilime maruz bırakıyorum bir başka de işte kondansatörüm ne kadar şarj olur bunu anlamaya çalışacağım. Şimdi anahtarı A konumuna aldığım zaman kondansatörümü şu uca getirmiş bağlamış oluyorum aslında. Şimdi burada bazı arkadaşlarımız şunu diyorlar hocam yani doğrudan 40 voltun ucuna bağlamıyoruz ki biz bu 5K'lık dirençteki gerilim düşümünü niye dikkate almıyoruz? Niye dikkate almıyoruz arkadaşlar? Çünkü 5K'lık dirençte bir gerilim düşümü yok. Neden yok? Bu uçlar açık. Bir dirençte gerilim düşümü olabilmesi için dirençten akım geçmesi gerekiyor. Yani buraya bir voltmetre bağlayıp Okursanız, buradan bir akım geçişi olmadığı için bu uçlarda göreceğiniz gerilim 40 volt olacaktır. İşte bu nedenle kondansatörümüz burada 40 volt gerilime şarj olacak. Peki bu gerilime nasıl şarj olacak? Başlangıçta uçlarındaki gerilimin sıfır olduğunu hatırlatayım. Nasıl şarj olacak? Üstel şarj olacak. Sıfırdan başlayacak ve 40 volta kadar şarj olacak. 5 daha süresi sonunda bu şarj tamamlanacak. Yani e, bunu işte 50 milisaniye derseniz 250 milisaniye sonunda buraya 250 milisaniye diyebilirsiniz e, bu şarj tamamlanacak. Peki bu eğrinin denklemini nasıl yazabilirim? A durum için bakın her zamanki ifadeyi kullanıyorum. Kalıbım neydi? Vc t eşittir. Son alacağı değer 40 volt. 40 eksi ne kadarlık bir üstsel artış olacak? Sıfırdan başlayacağı için 40 voltluk bir üstsel artış olacak. 40 çarpı e üzeri eksi t bölü tau. Şunu da 1 bölü rc biliyorsunuz bizim e'nin önüne gelecek katsayı. Yani nasıl ifade edeyim? Şöyle e üzeri eksi t bölü tau diyoruz ya. Aslında bunu şu şekilde e üzeri eksi 1 bölü tau çarpı t olarak yazabiliriz. Peki 1 bölü tau'yu bulacak olursak yani 1 bölü 50 çarpı 10 üzeri eksi 3 ne yapacaktır arkadaşlar? 1000 bölü 50 o da 20'ye eşit olacak. Öyleyse 40 paranteze alayım şurayı. 1 eksi e üzeri 20 eksi 20 t olacak bu değişimin ifadesi. Evet Anahtarı B konumuna aldığımda artık biliyorum ki kondansatörün uçlarında 40 volt gerilim var. Peki bunu nasıl ifade edebilirim? Yani şurada B'ye aldığımı düşünelim. Uçlarında 40 volt gerilim varken yine üstsel bir şekilde kondansatörüm deşarj olacak. 5 daha süresi sonunda. Bu sefer tau'muz 20 milisaniye yani 100 milisaniyede toplam kondansatörümüz deşarj olacak. Peki bu değişimin bu eğrinin grafiğini nasıl yazabilirim? Mantığım yine aynı. Bakın vc t diyorum. Sonunda alacağı değer kaç? 0. Eksi. Değişim ne kadar? 40'tan 0'a düşecek. Yani eksi 40 azalacak. Üstel olarak t bölü ta. Öyleyse 40 e üzeri 1 e, bölü tau'nun değerine bakayım. 1 bölü tau 1 bölü 20 çarpı 10 üzeri eksi 3 yani 1000 bölü 20 buradan 50 yapacak. E üzeri eksi 50 T olarak anahtar B konumunda alındığında da denklemi elde edeceğim. Şimdi artık anahtar hangi saniye için anahtarın T eşittir işte birinci saniyedeki T eşittir ikinci saniyedeki gibi e, benden eğer kesin değerleri isterse ben anahtarın ne zaman B'ye alındığını veya ne zaman A'dan A'ya alındığı gibi ifadeleri bana vermesi gerekiyor. Yani örneğin diyelim ki anahtar A konumuna alındı. 2 saniye sonra anahtar B konumuna alındı. Şimdi T eşittir sıfırda anahtarı A'ya aldınız. 2 saniye sonra anahtarı B'ye aldınız. Demek ki 2 saniye boyunca bu denklem çalışacak. 2. saniyeden sonra bu denklem çalışacak. Yani bana t eşittir 3 verirse bu denklemi kullanacağım. t eşittir 1 verirse bu denklemi kullanacağım gibi düşünebilirim. Evet umarım anlaşılmıştır.